Habertürk.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Merkez Bankası kur korumalı mevduatla ilgili yeni adımlar atmaya devam ediyor. Ayrıntıları Habertürk.com Ekonomi Müdürü Selim Karhan ile konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk Helin. Şimdi bir süredir aslında Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat için attığı adımları konuşuyoruz. Bugün son hamle geldi ve diyor ki kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Şimdi bu ne demek? Yatırımcıyı nasıl etkileyecek? Bankaları nasıl etkileyecek? Dediğin gibi Ağustos ayından beri Merkez Bankası aldığı kararlarla kur korumalı mevduatın artık payının azalmasını, hatta sonunda da yüllükten kalkmasını hedefliyor. Ağustos ayında zorunlu karşılık hesaplamasında KKM TL mevduat olarak sayılmamaya başladı. Eylül'de TL mevduat payının artış hedefi arttırıldı. Bugünkü kararla ise söylediğim gibi asgari faiz oranı kaldırıldı. Burada asgari faiz politika faizi olarak uygulanıyordu. Geçen haftaki kararla %30'du bu. Yani KKM'ye %30'un altında faiz veremiyordu bankalar. Ama bugün itibariyle artık tamamen serbest. İstediği oranda faiz verebiliyor. Bu yani işte kur korumalı mevduat ilk çıktığı zaman politika faizinin 3 puan üzeri diye çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Düzelt lütfen. Kur korumalı mevduatı tabii arttırmak için yapılmıştı. Şimdi Merkez Bankası faiz arttırdıkça kur korumalının da faizi arttığı için bunu engellemeye çalışıyor mu? Evet. Yani bir cazibesini yitirmesi Yitirsin. İçin. Burada %30'un altında bir şimdi KKM bundan sonra KKM açacak vatandaşlar %30'un altında bir faiz alacak büyük ihtimalle. Tabii son karar bankaların yine ama bankalara da bunu azaltması yönünde bir hedef koyuldu. TL mevduatı arttırma yönünde. Dolayısıyla bankalar 30'un altına düşecektir. Bu çok banka müşterilerinin biraz aleyhine bir durum yaratıyor benim kişisel görüşüm. Çünkü TL mevduatta da hali hazırda %40'ın üstüne yani özellikle az birikimi olanlar için çok fazla seçenek yok. %40'ın üstünde çok fazla faiz veren banka yok. Şimdi KKM'de de düşük faiz verilmeye başlanacak. Ha, kim KKM açar şu anda? Bu durumda doların işte bir 3 ay sonra 33-34 lira olacağını düşünüyorsanız KKM açmanız hala mantıklı. Ama bu risk alınır mı, alınmaz mı? Buna tabii emin değilim. Şu anda bir süredir stabil gidiyor ki bugün sonra konuşuyoruz. Bugün yükselişe başlamasına rağmen. Dolayısıyla bu biraz tüketicinin aleyhinde bir uygulama gibi. Daha önceki uygulamalarda bankaya bir hedef veriliyordu. Dolayısıyla doğrudan yani biraz dolaylı yansıması oluyordu. Burada mesela yarın itibariyle düşük faiz alacaklar ve burada mevduat sahiplerinin kaçabileceği çok bir yer kalmadı. Evet, nereye gidecek insanlar, yatırımcılar? Çünkü şöyle, diğer uygulamalarda TL faizini yükselterek TL mevduatı cazip hale getirmek durumundaydı bankalar. Burada ise doğrudan KKM, yani hiçbir sınırlama yok. Ben KKM'ye %1 faiz veriyorum da diyebilir banka şu anda. Engelleyen bir şey kalmadı. Dolayısıyla sadece o zaman dolar farkına bırakmış oluyor değil mi yatırımcı kazancını? Evet. O zaman da tabii o zaman da dolar alırsın yani KKM'de tutmazsın. Ama bu işte doğrudan cazibesini yitirmesi için KKM'nin atılan en net adımdı. En net adım diyorsun. Peki mevduat faizleri ne olacak dedi ben merak ediyorum. Hani insanlar KKM'den çıksınlar tamam ama diyorsun işte hani ciddi bir meblağ paran yoksa yine %40'ın altında faiz var yatırımcı için. Ne olacak, nereye gidecekler ya da mevduatın faizlerin arttırılması ile ilgili bir şey var mı? Tamam KKM'yi düşürüyorsun ama mevduatı arttıracak mısın? Ya öncelikle şeyi hatırlatmak gerekiyor, şunu hatırlatmak gerekiyor. Niye %40 veya %40'ın altındaki faizi beğenmiyorsun diyenler olabilir. Enflasyon beklentisi %60'ın üstünde sene sonu ve gelecek senede %40'ın üstünde seyretmesi bekleniyor. Dolayısıyla %40'ın altındaki bir faizi sizin birikiminiz eriyor. Yani durduğu yerde paranız değer kaybediyor. Dolayısıyla bunun yükselmesi lazım. TL mevduata yönelimin artması için
İşte daha önce de konuştuk, insanlar borsaya yöneliyor, daha risk almak isteyenler kripto paraya da yöneliyor. Ama daha güvenli yatırım yapmak isteyenler genelde işte ya altına gider, ki altın fiyatları da çok yükselmedi son zamanda, ya da mevduat faizine. Burada mevduat faizinin cazibesi çok yüksek değil şu anda, çünkü hem birkaç milyonu olanlara %45 hatta 50'ye yakın faizler veriliyor. Ama 50-100 bin birikiminiz varsa halen 40'ın altında veriliyor. Burada belki bir yeni düzenleme bekleyebiliriz. Yani mevduat büyüklüğündeki makas da çok açıldı. Yani zengine çok faiz veriliyor. Yani parasını koruma imkanı daha fazla veriliyor. Bu da çok adil değil. Bankalar açısından mantığı var tabii matematiksel olarak. Ama vatandaş için adil olduğu söylenemez. Adil değil. Doğru söylüyorsun. Bir de bugün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayarkın'ın da mesajları vardı. Dezenflasyon dikkat çekti. Ne diyor Sayın Başkan? Yani dezenflasyon, yani enflasyonu düşürme yönündeki yol haritamızı kararlılıkla uygulayacağız dedi kendisi 2024 yılında. Bunu daha önce de söylemişti. Bugün ayrıca bu son alınan bu KKM dahil kararlarla ilgili de burada hedefimiz TL mevduatın payını arttırmak dedi. Henüz rakamlara çok anlamlı bir artış yok TL mevduatta. Henüz rakamlara yansımadı ama eninde sonunda artacağı kesin gibi görünüyor. Bunun dışında öncü göstergeler yatırımcıların portföyünde TL varlıkların arttığını gösteriyor dedi. Bu da evet, özellikle tahvil alanında bir alımları oldu yabancının. Buna karşılık ama borsa tarafında da son birkaç haftadır satışta olduğunu görüyoruz yabancı yatırımcının. Dolayısıyla da Hafize Gayarkan'ın açıklamaları biraz şu ana kadar malumun ilanı. Burada önemli olan aslında bir mesaj vermek istiyor. Bu özellikle dezenflasyon. Enflasyonu düşürecek mesajı. Burada da sıkı para politikasına devam edeceğiz anlamı çıkıyor. Bu da aslında TL mevduatları açısından önümüzdeki dönemde olumlu. Çünkü bankaların TL mevduatları vereceği faiz de Merkez Bankası'nın faiz arttırımıyla artacaktır. Son olarak da piyasalara bir bakış atalım. Haftanın ilk iş günü malumun olduğu üzere başladı bugün. Bu sabah bazı veriler açıklandı TÜİK ve Merkez Bankası tarafından. Bu neydi? Reel kesim güven endeksi açıklandı. Orada bir düşüş görüldü ama 105 seviyesinde endeks. Yani 2 aydır bir düşüş olsa da 100'ün üstünde bu güven endekslerinde kaldığı sürece endeks olumlu demek oluyor. 105 düşüşe rağmen olumlu karşılanan bir seviye. Bunun dışında sektörel güven endeksleri açıklandı. Burada da İşte hizmette düşüş var, perakende ve inşaatta yükseliş var. Ama en düşük güvenin inşaatta olduğunu gördük, 88 seviyesinde. Burada da artan maliyetler, satışlardaki düşüşler. Biz konuşuyorduk yani birkaç öncesine kadar işte depremden dolayı hani insanlar konut yenilemeyi gündemlerine aldılar, daha yüksek inşaatlar, daha fazla yapılacak vesaire konuştuğumuz bir dönemin arkasından bir düşüş geliyor güvende. Güvende bir düşüş var çünkü sektör tam önünü göremiyor. İnşaat çünkü şöyle, bu faiz kararlarıyla da ilişkili. Çünkü inşaattaki satışlar, daha sonra gayrimenkul satışları krediye çok bağlı. Çünkü çok az kişinin elinde 5-10 milyon var gidip alacak. Olmamıştır herhalde elinde 5-10 milyon tutan. Ya vardır. Ama ağırlıklı olarak insanlar kredi çeker. Biraz birikiminin üstüne o krediyi koyar. Öyle ev alır. Evet. Şimdi kredi çekemeyince, faizler yükselince bu da bir baskı oluşturuyor sektör üstüne. İnşaattaki güvenin düşmesine bu etken. Piyasalara baktığımızda bu Fed'in şahin tutumunun etkisi sürüyor. Dünyada dolar güçlenmeye devam ediyor. Bizde de yurt içinde de bunu gördük. 27.14'ten kapatmıştı dolar TL geçen haftayı. Bu sabah 27.21'e kadar yükseldi. Rekor seviye 27.49'du. Dolayısıyla rekora doğru bir adım adım yürüyüş var. Borsa tarafında ise yükselişle başladık. %1 küsur. Özellikle banka hisseleri sabah saatlerinde iyi yükseldi. Biraz bu AKM işinde etkisi oldu. Yatırımcı oraya yönlendi. Dolayısıyla şu an için borsa olumlu bir görünüm verdi. Peki. Haftanın ilk işlem günde. Peki, teşekkür ediyorum. Bütün konuları konuşmuş olduk haftanın ilk iş gününde. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.